Hangi aydayız? Nisan. Kaç Nisan? 12 Nisan. 12 Nisan. 1961. Yuri falan. Evet, Picasso. 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 Yıl 12 Nisan 1961, Madrid'deyiz. Pablo Picasso'nun yazlık evinde. Biz o zamanlar üçlü ekülü takılıyoruz. Ben, Picasso, Yuri Gagarin. Tabii her 12 Nisan günü de biz Picasso'nun Madrid'deki yazlık evinde grup seks partisi veririz. Her yıl mı oluyor? Her 12 Nisan yaparız biz bunu. Paso. Aynen. Ama 12 Nisan 1961 akşamı Yuri Gagarin yok aramızda. Neden? Niye yok? Çünkü Sovyetler Yuri Gagarin'i uzaya fırlatmış. Biz de onun yokluğunda seks partisine bir Fransız subay arkadaşımızı çağırdık. Subay ne alaka? Çağırdık. Picasso'nun kafasında bin tilki. Çağırdı ya. Yani. Niye dedim? Gelsin dedi ya. Böyle gözleri parlaya parlaya. Picasso'nun bir bildiği falan mı var? Olabilir. Yoksa olabilir. Taşı anlamayacak. Olabilir. Yani adamın biliyorsun 3 dönem mavi dönem, pembe dönem sanat hayatı evreleri var. Bir de en son kübizm ulaşmış. Kafa biraz gidik yani. Neyse biz tabii böyle Yuri Gagarin aramızda yok. Yok. Ama bizim o dönem FBI üst düzey yönetici bir abimiz var. O ne alaka ya? O mu katıldı? Yok, o katılmadı. Fransız o katıl yani. Biraz muhafazakar kesimden o. O çocuklar dedi biz 50 yıl 60 yıl sonra WhatsApp diye bir uygulama var, bir program var. Bunu piyasaya süreceğiz. Deneyim açısından biz sizi seçtik. Aranızda bu WhatsApp uygulamasını kullanın. Bir kullanın. Artıları nedir? Eksileri nedir? Güzel. Bize bir geri bildirim yapın ki biz de hani üstüne koya koya bu geri bildirimlerle 50 yıl 60 yıl sonrasına kendimizi hazırlayalım. Bu WhatsApp programını uygulamasını piyasaya sürelim. Biz tabii grubu çok seven bir arkadaş grubu olduğumuz için seversiniz. Hemen seversiniz. Ne yaptık? Grup kurdunuz. Orada WhatsApp'ta grup kurduk. 12 Nisan 1961 akşamı Picasso, pardon Yuri Gagarin aramızda yokken biz WhatsApp'ta konuşuyoruz. Peki ben bir şey soracağım. He. O grupta Yuri Gagarin var mıydı yoksa onun yerine yine grupta da o Fransız mı vardı? O başka, o başka. Her zaman Yuri Gagarin. Gruba dahil olmadı o Fransız. WhatsApp grubuna dahil olmadı. Anladım, anladım. Tabii o biz konuşuyoruz falan, fotoğraf atıyor uzaydan muzaydan. Bakın çocuklar diyor, bu Jüpiter diyor, bak bu diyor Mars diyor, bak bu diyor ayın karanlık yüzü falan filan diyor. Ya vodka çekiyor, anladın mı? Dünyanın etrafında dört dönüyor. Dünya sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm diye böyle naralar atıyor. Videosunu çekip böyle selfie selfie bize atıyor WhatsApp grubundan. Neyse biz sonra haldır haldır kendimizi işe verdik. Sekse verdik. Böyle takıldık, içiyoruz, sıçıyoruz. Böyle haldır haldır gece sonuna doğru geldik. İşte kızlar artık yorgun argın düşmüş. Bir şey soracağım. Sor. Kaç kız var? Hatırlamıyorum be. Hatırlamıyorum o yani. O kadar diyorsun. O kadar. Biz de o kadar yani. Anladın mı? Anladım. Yani zaten yorgun argın böyle birbirlerinin koluna gidiyor. Ama 3'ten fazladır herhalde. Fazladır. Fazladır. Ayı posunun üstünde uyuyorlar. Tabii o sırada Fransız subay arkadaşımız da üstüne böyle yarı çıplak bir şekilde sadece röple şambırı geçirmiş. Böyle şöminenin orada böyle bir tablosu vardır Picasso'nun. Hemen böyle şöminenin üstünde Guernica. Hmm. İspanyol İç Savaşı'nı anlatır. Ona bakıyor böyle yine viski kadehi falan böyle yarı çıplak röple şambır. Picasso bunu fark etti tabii. Böyle hani... Neye bakıyor? Neye bakıyor? Gitti yanına böyle arkasından böyle usul usul yanaşıp sanki bu anı bekliyormuş gibi. Azizim dedi, siz mi yaptınız bu tabloyu dedi. Picasso böyle bir mağdur, biraz da mağrur. Bu anı bekliyormuşçasına. Hayır, ben değil, siz yaptınız. İşte